Sevgili seyirciler, Sabi Samur'la Memleket Meselesi'nin bugünkü konuğu Büyük Birlik Partisi Dalaman Belediye Başkan adayımız Recep Bozkurt Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Yoğunsunuz biliyorum. Zaman ayırdınız, teşekkür ederim. Recep Başkanım, sizinki normalde bir butik parti. Dalaman için konuşuyorum. Türkiye'nin nezih partilerinden biri. Fakat burada siz tüm zorluklara rağmen bir cengaver edasıyla yola çıktınız. Dava arkadaşlarınızla beraber ben de varım dediniz ve bu süreci başlattınız. Çok kısa bu süreç nasıl başladı? Bize bir anlatır mısınız lütfen? Dalaman'da ve evliyatında Recep Bozkurt kimdir? Seyircilerimize siz tanısınlar. Tabii Sami Bey. Dalaman'da Büyük Birliği biz öncesinde olmasına rağmen 5 yıl önce, yani geçen seçimde biz de varız diyerek rahmetli Muhsin Başkan'dan aldığımız Allah rahmet eylesin bayrağımızı Dalaman'da dalgalandırmaya çaba sarf ediyoruz. Allah razı olsun, bir sürü gönüldaşımız, dava arkadaşımız, rahmetli Muhsin Başkan'ın arkadaşları Dalaman'da bir araya geldik. Ne güzel. Başkanımızı yad edelim. Başkanımızın taşıdığı bayrağı dalgalandırmaya devam edelim diye Dalaman'da biz de varız dedik. Recep Bozkurt kimdir? Recep Bozkurt kimdir? Recep Bozkurt 29 Mayıs 1978 Fethiye doğumlu. Babanın işinden dolayı Dalaman'da doğmuş. Dalaman'da büyümüş. Ortalama 10 yıl kadar Dalaman'da esnaflık yapmış. Bir evlilik yapmış. Bir dünyalar tatlısı kız çocuğu nasıl? Maşallah, maşallah. Bir adam. Kız çocuğu olmak, babası olmak çok farklı bir çok duygu. Benim de bir oğlum, bir kızım var. Kızlar tabii çok başka. Allah uzun ömür versin. Cümlemize babanın, erkeğin o hırçınlığını vesaire bir nevi frenleyen bir güç. Evet. Güç. Allah uzun ömür versin. Cümlemizi çocuk. Şimdi sevgili seyirciler, Recep kardeşimize tabii Dalaman çok büyük bir yer değil. 38-40 bin nüfusu olan bir yer. Selamlaşıyoruz, geçiyoruz, işte korna çalıyoruz ama bugün ilk defa bir araya gelmek nasip oldu. Belki benden de kaynaklanıyor. Biraz soğuk nevariyiz, uzak duruyor. Onun da etkisi olabilir ama ben kayıt öncesinde sohbet ettim. Çok memnun oldum. Adam gibi adam bir kardeşimiz. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Bugün tabii çok özel. Neden özel? Dün rahmetli Muhsin Başkanımızın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun seneyi devriyesiydi. Biz bunu konuşurken Murat kardeşim küçük bir video hazırladı. Helikopter ve düşme sahnesi. Arkadan da o döne dursun biz sizlerle sohbet ederken. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde oynanan oyunlar var. Seneler var, tarihler var. Bunlar çok önemli. Siz de tabii konum itibariyle mutlaka bunlara vakıfsınız. 1992-93 yılları Türkiye'ye dikte edilmek istenen eskiden adına dış güçler diyorduk. Şu an rahat rahat Amerika diyebiliyoruz. Yapmış oldukları bize kalleşçe oyunlar var. Bunlardan biri muavenet muhribimizin vurulmasıdır. 2 Ekim 1992 tarihinde ve 93'e kadar devam eden, 93'ü de içine alan rahmetli Uğur Mumcu, Turgut Özal, ki o da eceliyle vefat etmediğini maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildiği halde açıklayamıyor. Bunlar bizim içimizde hicran yarası. Aynı şekilde Jandarma Genel Komutanımız şehadete ermesi. Tüm bunlar 92-93 senesinde olan olaylar. 10 sene sonra bu bitmiyor, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar. Oyun da değil aslında, bu bir adı konmamış savaş diyelim. 2003 yılında da başımıza çuval geçirilmesi Süleymaniye'de. Bunlar bizim hicran yaralarımız. Ne mutlu ki
Aziz Türk Devleti'nin içinde doğan, yetişen, sizler gibi pırıl pırıl genç nesil, bir sonraki jenerasyon bunları bir şekilde hatırlatıyor. Nasıl hatırlatıyor? Bugün Muhsin Başkanımızı yad ederek hatırlatıyor. Davayı unutmadığınızı, onun şehit olduğunu bu ekranlardan tekrar tekrar dile getiriyoruz. Ben bu noktada böyle bir günde Doruk Türk ekranlarınıza çıktığınız için ben tekrar teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Şimdi de Üşüyorum adlı şiirini birlikte dinleyelim. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Tabii çok enteresan, sanki rahmetliye malum olmuş gibi bunları böyle dile getirmesi ve karlar içinde şehit olması çok enteresan. Yani kalbi bu gibi ilginç, çok ilginç. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Sadık Bey... Biraz görüşürüz de şöyle. Sadık Bey, ülkemizde maalesef söylediğiniz gibi siz aslında bizlerin söyleyemediği birçok şeyi şu anda dile getirdiniz. Şahsi görüşüm, saydığınız kişiler katliama uğramış insanlar. Hepsi görüş ayırmadan, işte sağcıymış, solcuymuş, ilericiymiş, gericiymiş. Hepsi bu ülkenin temel değerleri. Hepsi bu ülkenin değerleri, bu ülkenin evlatları gözüyle bakarak aslında bu ülkede gelecek vaat eden liderlerdi. Şayet ucunda ölüm varsa bu vatan için, bu bayrak için, bu toprak için, bu ülkede yaşayan insanlar için Allah inşallah bizlere de şehadeti nasip eder. Muhsin Başkan, şehit liderimiz, Büyük Birlik Partisi'ni kurduktan sonra ben şahsıyla hiç tanışmadım. Tanışmak bana nasip olmadı. Ama anlatılanlar, araştırmalarım, konuşmalar, onunla tanışan, onunla bir şeyler paylaşan insanların anlattıkları, Muhsin Başkan abi, baba, bu memlekette gerçekten şartel görevi görecek bir başkan. Kaybımız büyük. Her 25 Mart'ta elimizden geldiğince anmaya çalışıyoruz. Onu unutturmamaya çalışıyoruz. Dalaman'da biz aldık bayrağı. Yani çok güzel bir ekibimiz var. Allah onlardan gani, razı olsun. Ne desek, ne yapsak, nerede dursak, ne karar versek hepsi bir yıkılmaz çam ağacı gibi arkamızda duruyorlar. Eksik olmasınlar, Allah onların eksikliklerini göstermesin.
Evet, sizinle karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bugüne nasipmiş. Bugüne nasip olması belki de 25 Mart'tan dolayı çok çok daha iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Sizin sayenizde doğru Türk izleyicileriyle bir araya geldik. Ben size ve ekibinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani söylenecek çok şey var aslında ama gene söyleyeceğiz. Bu ekran sizin, ekip arkadaşlarınızla da, kadronuzla da ne zaman isterseniz, hayat 1 Nisan sonra da devam edecek, sonrasında da devam edecek. Hayat sadece siyasetten ibaret değil. Biz Recep Korkut'un, Bozkurt'un diğer yönlerini de ekranlara taşıyacağız inşallah. 1 Nisan sonrası gerek Doruk Türk'te, gerek Kaçkak Karadeniz televizyonumuzda Çalışan Türkiye isimli programımız var. Lokal sektörlerle alakalı Aşkı Damak programımız var. Buradaki amaç hayatın siyasetten ibaret olmadığını, bu Türkiye'nin çalışmaya ihtiyacı olduğunu, istihdam yaratmak zorunda olduğumuzu, insanların evine iş, aş, ekmek götürmek zorunda olduğunu ve bunun için de mutlaka çalışılması gerektiğini sizlerle beraber sahada omuz omuza çalışarak inşallah Dalaman için katma değer oluşturacağız. Dalaman'ı Dalaman yapmak sadece aday veya mevcut belediye başkanlarının işi değil, bizatihi burada yaşayan halkın işi. Dolayısıyla biz de halkız. Bu ülkeyi, Dalaman'ı beraber yöneteceğiz. Kesinlikle öyle. Birilerinin sadece yönetmesini seyretmeyeceğiz. Katılımcı olacağız. Bu noktada da göreceksiniz omuz omuza nasıl çalıştığımızı, inşallah şahit olacaksınız. İnşallah. İnşallah. Bu noktada Muhsin Başkanımızdan konuştuk. Büyük Birlik Partisi'nden kısmen de olsa konuştuk. 1 Nisan sonrası tabii şu an göremiyoruz. Yani sonuçta takdir halkımızındır, sandığındır söz sandıkta. Ne gösterecek ama kim seçilirse seçilsin, katılımcı, kucaklayan bir yönetimle Dalaman'ı sevk ve idare etmesini istiyoruz. Başka türlü ben dahil olmak üzere çok ciddi bir muhalefetle karşılaşacaklar. Ülkenin bu gerginliğe ihtiyacı yok. Dolayısıyla ne bizi gerin ne kendinizi gerin, değil mi? Kardeşçe, huzur içinde bu ülkede yaşayalım. Dalaman'ın kalkınmaya ihtiyacı var. Dalaman'da kalkınmadan kasıt sadece yol yapmak, asfalt yapmak değil. Herkesin yüzünün gülmesi gerekiyor. Evine ekmek girmesi gerekiyor. Çocuklarının en güzel şekilde okuması gerekiyor. Bunun için de susan değil, konuşan Türkiye, konuşan Dalaman, değil mi? Hep birlikte burayı yöneteceğiz inşallah diyelim. Konuşursunuz ama ben konuşuyorum. İnşallah. Sabri Bey, eğitimsiz çocuklar, bilinçsiz çocuklar yetiştirmeye devam ettiğimiz sürece maalesef bir adım dahi öne gidemiyoruz. Önce çocuklarımızdan başlayarak bilinç sahibi olursak, inanıyorum ki sadece Dalaman olarak bakmayalım. Türkiye hanelerimiz bile bir adım öne gidecektir. İnşallah. Dalaman için yapılacak çok şey var. Dışarıdan çok fazla göç alan bir ilçe. Evet. Dalaman. Aslında bu bir artı. Neden artı? Çok şey görüp çok şey bilen insanlarla dolu Dalaman. Ve yönetim aslında bunu kullanabilir. Kullanmaktan ziyade birlikte belediyecilik yapılırsa Dalaman yani çok fazla ilerler. İmkanlara sahibiz. Muhteşem sahillerimiz var. Havalimanımız var. Muhteşem güzelliklerimiz var. Doğamız var. Doğal kaynaklarımız var. Tarihimiz var. Ve hangisini kullanırsak kullanalım, Dalaman bir yerlere taşıyacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz.
Projelerimiz çok iyi. İnşallah bir gün projeler hakkında da konuşuruz. İnşallah. Recep Bozkurt bu yarışta var. Büyük Birlik Partisi Dalaman'da var. Sizlerin sayesinde, sizlerin aracılığınızla sevgili Dalaman'da yaşayan insanlara da varlığınızı buradan bildirelim, duyuralım. Şöyle yapalım, ben son sahnede kamerayı başkanımıza odaklıyorum. Başkanımız ekrana baka baka son sözlerini Dalaman halkıyla paylaşsın. Ben müsaade isteyeyim, sizi halkımızla baş başa bu noktada bırakayım. Ayağınıza sağlık diyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ilk olmasın, tadımlık olsun. Ekran size her zaman açık. Doruk Türk sizlerle beraber diyelim ve sözü Recep Başkanımıza bırakalım. Ekran sizin başkanım. Teşekkür ederim Sabri Bey. Merhaba diyeyim tekrar sevgili Dalamanlılar, Dalaman'da yaşayan insanlar. Sevdamız Dalaman dedik. Biz Dalaman'a gönül verdik dedik. Biz varız dedik. Dava arkadaşlarımla, gönüldaşlarımla birlikte Dalaman'da yola çıktık. Geçen seçimde olduğu gibi yine buradayız. Yine sizlere bir tercihiz. Kimsenin yanında, kimsenin arkasında, yöresinde değiliz. Büyük Birlik Partisi Dalaman Teşkilatı olarak yine Dalaman'dayız, sahadayız. Bugün Sabık Bey'in davetiyle sizlerle buluştuk. İnşallah bundan sonra da Sabık Bey'le sık sık görüşeceğiz. Yine ekranlar aracılığıyla bir araya geleceğiz. Yapmak istediklerimizi, yapacaklarımızı, sizlerin neye ihtiyacı olduğunu yine birlikte konuşacağız. Zaman ayırıp dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.